İyi akşamlar değerciler. Teke tek bu akşam ya da akşam üzerim artık hangisi daha doğru bilmiyorum. Bu akşam biraz erken saatte çünkü 3 kanal ortak yayınlıyor. Show TV, Habertürk ve HT Bloomberg kanallarında ortak yayınlanıyor. Biz bu akşam İzmir'deyiz. İzmir'de de şahane bir yerdeyiz. Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi'nin büyük bir salonundayız. İstanbul'da bile olmayan bir opera merkezi. Burada olmaktan da son derece memnunuz. Çünkü bu akşam konuğumuz Sayın Kılıçdaroğlu, CHP, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Sağ olsun bizi kırmadı ve yoğun programında Aydın'dan neredeyse ucu ucuna yetişerek programımıza katıldı. Kemal Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yağmurda, çamurda zorlu bir yolculuk yaptığınızı biliyorum. Sağ olun. Siz de İzmir'e hoş geldiniz. Sağ olun. Evet. Hoş bulduk. Güzel İzmir'e. İzmir'e gelince insan mutlu oluyor. Kentin güzelliği ve evet. Ferahlığı karşısında. Güzel bir atmosferi var. Şimdi İstanbul'da böyle İstanbul üstümüze geliyor bizim binalarıyla, o dev şeyleriyle. Evet. İzmir'de insan bir rahat nefes alıyor. Hoş geldiniz. Hemen başlamak istiyorum ben fazla vakit kaybetmeden. Seçim bildirginizi açıkladığınız toplantıyı izledim. Evet. Alışalaya geldik bir CHP tarzı değildi. Evet. Niye değildi? Çünkü CHP hep böyle daha ne diyeyim karamsar, daha böyle dik şeyler söylerken evet. O toplantıda böyle neşeli bir hava vardı ve bir şey çok dikkatimi evet. çekti. Bütün her şeyi gençliğin üstüne kurmuşsunuz. Evet. Bir yandan iyi. Gençler açısından evet. iyi. Türkiye'nin geleceği açısından iyi. Bir yandan da seçmenin tamamı genç değil. Genç olmayan seçmenler evet. daha çok. Evet. Ama siz gençlik üstüne. Bunu kurmanızdaki sebep rakibiniz olan, şu andaki iktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlerde daha az oy aldığını fark edip biz genç seçmeni daha rahat çekeriz diye mi düşündünüz? Niye bu kadar genç mesajı orta yaş ve üzeri seçmen kırılmaz evet. mı buna? Fatih Bey, gençlerle en çok konuşan kişi benim. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Her kuşaktan ve her eğitimden taşeron işçisiyle de konuşuyorum. Merdiven altı atölyelerde çalışan gençlerle de konuşuyorum. Üniversite gençliğiyle de konuşuyorum. Üniversiteyi bitirmiş işsiz olan gençlerle de konuşuyorum. İşsiz olan. İşsiz olan. İşli olanlarla konuşmuyor musunuz? Öyle mi? Hayır. Onların işi var zaten. Onlarla da konuşuyoruz aslında. Yani bir şekliyle toplumun sorunlu gençleri de, sorunlu yaşayan gençleriyle konuşuyoruz. Ve Türkiye nüfusunun yarısı genç zaten. Evet. Dolayısıyla sorunu en çok hissedenler onlar. Ve bizim onlara bir şey söylememiz lazım. Bir şey söylerken de onların adını kullanarak, onların yaşadıklarını bir şekilde onlara duyurmamız lazım. Şöyle görüyorlar siyasetçiyi. Bunlar hep konuşurlar ama bizim sorunlarımızla ilgilenmezler. Eğer ilgilenselerdi bugüne kadar çözerlerdi. Doğru. Biz de söz verdik. Bildirgemizi gençlere adadık. Dedik ki sizin sorunlarınızı çözeceğiz. Ve bazı iddialı şeyler de söyledik. Mesela bunlardan birisi bir yıl içinde üniversite öğrencilerinin yurt sorununu çözeceğiz dedik. Peki makul mu bu? Bir yıl içinde nasıl çözülür? Yani bir inşaat süresi diye bir şey var. İnşaat bakın yurt binası yapmak en kolay inşaat aslında. Bir yıl TOKİ edeceğiz ki kardeşim sen konut işini bırak. Üniversitelerin kampüsü var. Yeri de var. Rektör sana yurt yerini gösterecek. Gideceksin orada binayı yapacaksın. Öğrenci sayısı da belli. Kız erkek yapacaksın. Herkes gidip. Yani TOKİ yok ki olacak aslında. Evet. Yani bir anlamda yurt işini bir yılda çözeceğiz. Bir yılda. Sıcak suyu olacak. En fazla ikişer kişilik odalar olacak. Geniş bant internet erişim olacak. İnternet ücretsiz olacak. Bu çocuklar üniversiteyi kazandıklarında anne ve babaları ya kızım oğlum acaba nerede kalacak, nerede yaşayacak, ev mi tutalım, yurtta sıra gelmedi diye bir kaygıya kapılmayacaklar. Bunu yapacağız. Bu kolay bir şey. İstenirse kolay. Tabii istenirse kolay bir şey. Bir başka şey işsizlik. Üniversiteyi bitiren her 4 üniversite öğrencisinden birisi işsiz. Aslında işsizlik Türkiye'nin en derin travmalarından biri, travma alanlarından birisi. Anne eğer bir evde bir işsiz varsa bu evde herkes, bunalım var. Yani gerçekten bunalımdadır şimdi. Anne bekler. Oğlum kızım ne zaman iş bulur? Yani ailenin parası olsa bile işsizlik bir bunalım. Evet. Zaten işsizlik para sorunu olmaktan çok bir insan sorunu. Aynen. Dolayısıyla ona mutlaka emeğini harcayabileceği ve karşılığını alabileceği bir iş bulmamız lazım. 13 yıldır bu işi beceremediler. Ben işsizliği çözmenin çok zor olduğunu da biliyorum. Kolay bir şey değil. Hani böyle bir yılda işsizliği çözerim diye bir iddiam da yok. Yurt sorunu çözdüğüm gibi. Burada istihdam yaratabilecek, üreten Türkiye dediğimiz bir kavram geliştirdik ve bunun arkasını da dolduruyoruz. Çünkü bu aynı zamanda istihdam yaratmak demektir. Bunu başka projelerle de destekliyoruz. Örneğin
KOBİ'lere 0 faizli kredi vermek gibi. Ödediği vergi ve prim kadar 0 faizli kredi vermek gibi. Alsın, işini büyüsün, istihdam yaratsın. Dolayısıyla vergisini tam zamanda ödeyecek. Sigorta primini zamanda ödeyecek ki o krediyi alabilsin. Yani birden fazla olguyu bir araya getirdik ve bu sorunla da bir şekilde mücadele edeceğiz. Başka bir alan daha var. Dış politikada bir yanlışlık yapıyorsunuz, faturası gençlere çıkıyor baktığınız zaman. Toplumsal barışımız bozuluyor. İşte bir dönem PKK terörü, şimdi burnumuzun dibine geldi IŞİD terörü, şimdi Doğu Güneydoğu'da da insanca gençlerimizi kaybediyoruz. İç Anadolu'da da kaybediyoruz, Ankara'nın göbeğinde de kaybediyoruz ve terörden en büyük zararı da gençlerimiz görüyor. Kimisi polis, kimisi asker, kimisi subay. Terör meselesine tekrar geleceğim. Terörü çözeriz diye bir laf var, ona tekrar geleceğim. Yani sonuçta gençler yine bütün acılara muhatap olan gençler. Biz 5 büyük sorun alanı belirlemiştik. Ekonomi gibi. İşsizlik faturasını gençler ödüyor. Dış politika. Bir hata yapıyorlar Suriye'den dolayı. 2,5 milyona yakın insan buraya geldi Suriyeli. İşsizliğe katkı yaptılar, işe değil. Yine faturayı gençler çekiyor. Çünkü Suriyeliler ucuz çalışmaya başlayınca Türk gençleri işsiz kalıyor. İşsiz kalıyor. Şimdi baktığınız zaman toplumsal barışımız bozuldu. Fatura, terör, faturayı ödeyen yine gençlerimiz. Eğitim. Eğitimin her alanda sorun var. Faturayı ödeyen yine gençlerimiz. Şimdi baktığınız zaman aslında Türkiye'nin derin sorunlarının doğrudan muhatabı gençler oluyor. Ve bizim de bu gençlerin sorunlarını çözmemiz lazım. Ve dememiz lazım açık yüreklilikle. Kardeşim senin 13 yıldır sorunlarını çözemediler. Tam tersine sorunlarına yeni sorunlar ilave ettiler. Ben söz veriyorum sana. Gençlikten başlayacağım. Senin sorunlarını çözeceğim. Şimdi gencin sorunu çözdüğümüzde aslında anne babanın da sorunu çözmüş oluyor. Çünkü anne babanın en büyük derdi çocuğu. En büyük derdi çocuğu. Şimdi düşünün bir anne sizin başınıza gelmişti daha önce. Kızınızın hangi okula kaydedildi? Evet. Siz sonradan öğrendiniz. Bilmem kaç kilometre ödedim. 90 kilometre ödedim, evet, okula kaydedildim. Bir okula kaydedim. Şimdi bunun adı eğitim politikası mı? Kim ödüyor faturayı? Bu ülkenin çocukları ödüyor. Aynı şeyi lisede de, aynı şeyi üniversitede yaşıyoruz. Bütün hayatları test çözmekle geçiyor gençlerin. Bu eğitim sistemiyle olmaz. Eğitim sisteminin faturasını kim çekiyor? Yine bizim gençlerimiz. 13 yılda 12 kez eğitim politikasını değiştirdiler. Bunun adı da milli oluyor. Nasıl milli oluyorsan. Şimdi onu bu başlıklarımızdan bir tanesi bu zaten. Şimdi AK Partililerle konuşurken, İktidar Partisi'nin mensupları konuştuğumuz zaman televizyon programında, evet, veya bunun dışında ilk sizin koalisyon görüşmelerine ilişkin benim sorduğum sorularda İktidar Partisi'nden şöyle bir yanıt: koalisyon teklif edemedik. Çünkü anlaşmamız mümkün değildi. Biz evet onları dinledik, 35 gün konuştuk falan filan ama anlaşmadığı gün, çünkü diyorlar iki mesele vardı. Birincisi eğitim politikaları, temel mesele olarak bunu söylüyorlar. Evet. İkincisi dış politika. Evet. Diyor ki biz bu ikisi bizim için çok önemli ve biz bunu çok doğru yaptık. Ama CHP bizim bu doğrularımıza karşı çıkıyor. Gelir gelmez yapacak. Bizim istekleri şuydu. 4+4+4'ü kaldırmak istiyorlardı. Çünkü dertleri İmam Hatip liseleriydi. İmam Hatip liselerini kapatmak istiyordu CHP. Evet. Bunun için 4+4+4'ü bozup 4+8, 5+8, evet, yapmak istiyorlardı. 1+8 veya evet. Onun için de biz CHP'ye anlaşamazdık. Evet doğru, biz CHP'ye koalisyon teklif etmedik. Çünkü bir bu. İki, dış politika meselesinde, evet, CHP dış politikanın tamamen değişmesi gerektiğini söylüyor. Halbuki biz politikanın çok onurlu bir duruş olduğunu düşünüyoruz diyorlar. Bu mudur yani? Koalisyon kurulmamasının temel sebebi bu mudur? Temel sebebi o mudur değil midir bilmiyorum. Çünkü biz bir koalisyon görüşmesi yapmadık. Biz bütün samimiyetimizle hangi olay karşısında neleri düşündüğümüzü kendilerine aktardık. Biz de onlara sorduk. Onlar da bize aktardılar. Şimdi koalisyon görüşmelerinin olabilmesi için örneğin bir konuyu masaya yatırıp o konuda yani hükümet protokolü hazırlanırken ya da koalisyon protokolü hazırlanırken belli konuda bir tartışma olması lazım. Böyle bir tartışma alanı olmadı. Ama sorun da yani biz toplam 35 gün değil aslında yani 10 gün görüştük. 35 saat pardon. Evet, 10 günlük bir görüşüm oldu. Sonra da bize koalisyon önermediler. Bir seçim hükümeti önerdiler. Biz de onu kabul etmedik tabii. Şimdi Sayın Davutoğlu son yaptığımız görüşmede seçim hükümetini önerirken dedi ki
sizin ifade ettiğiniz gibi iki konuda derin görüş ayrılıklarımız var dedi. Bir eğitim, iki dış politika. Dedim ki biz eğitim konusunu hiç görüşmedik ki derin görüş ayrılığı var mı yok mu? Şimdi onlar bize koalisyonun kurulmama gerekçesi olarak imam hatipleri kullanabilmeleri için bunu kullandılar. Ama biz gerek görüşmelerde ki tutanaklar var, gerek görüşmelerden sonra gerekse basın açık bölümde imam hatipleriyle bizim bir sorunumuz olmadığını gayet net açık bir şekilde anlattık. Ve Sayın Davutoğlu'na aynen şunları söyledim. İmam Hatip'e giden çocuklarımız da bizim çocuklarımız. Yani onların kötü eğitim almasını asla istemeyiz. Nasıl ben lisede, ilk öğretimde çocuklarımıza nitelikli, kaliteli eğitim verelim diyorsam, onlar da bizim çocuklarımız. Din adamı yetişeceklerse onların da çok nitelikli eğitim alması lazım. Bizim derdimiz o. Kaldı ki İmam Hatip'leri kuran parti biziz. Yani niye kapatalım? Aile istiyorsa, toplumun ihtiyacı varsa orada da gitsin çocuklarımız nitelikli eğitim alsınlar, felsefeyi de öğrensinler, dil bilgisini de öğrensinler, diğer alanlarda da neyi gerekiyorsa öğrensinler ve biz de elimizden gelen her türlü katkıyı yapalım. Bunun üzerine hiç ses çıkarmadılar. Ama arka planda CHP'nin imam hatiplere karşı olduğunu sürekli işlediler. Ama biz de açık yüreklilikle hayır, herhangi bir karşıtlığımız yok. Gerçekten de hiçbir karşıtlığımız da yok. Bunun yanında dış politikada Sayın Davutoğlu'na şunu söyledim. İlk geldiğinde de söyledim. Bu dış politika yanlıştır ve bu dış politikanın 180 derece değişmesi lazım. Son görüşmemizde de söyledim. Dış politika yanlıştır. Son görüşme derken Ankara'da patlayan bombalardan sonra söyledim. Dış politikanın yanlışlığını, canlı bombanın bir Orta Doğu geleneği olduğunu, Türkiye'nin Orta Doğu bataklığına sürüklendiğini, o terörün Türkiye'ye taşındığını, bunun sorumlusunun da zaten dış politika olduğunu, ana sorunun da dış politika olduğunu söyledim. Peki Kemal Bey, dış politikada çok doğru söylediniz. Şimdi eski Cumhurbaşkanı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bizim geçmişte yaptığımız bir sohbette kendisinin ifadesidir. Hayatta dedim demedim diyebilir. Bana şöyle dedi, dedi ki, peki konuşuyorduk. Fatih Bey dedi, iç politikada hatalar önemli değildir. Biz yaparız, başkası gelir düzeltir. Başkası hata yapar, biz gelir düzeltiriz. Bir şey olmaz. Tabii. Ama dedi, dış politikadaki hataların bedellerini dedi, kuşaklar öder. Aynen. Onun için de dış politikada hata yapmamamız lazım demişti bana Sayın Gül Dışişleri Bakanı olduğu dönemde. Ama devletlerin de dış politikaları uzun solukludur. Şimdi siz diyorsunuz ki dış politika yanlış. Sonuçlarına baktığınız zaman çok doğru olduğunu kabullenmek zaten kolay bir şey değil yani. Ama bir ülke bir hükümet değişikliğiyle dış politikasını nasıl değiştirir? Mesela diyelim ki siz iktidar oldunuz veya iktidar ortağı oldunuz. Ne yapacaksınız dış politikada? Yani gidip ya beyler biz hata yaptık, artık vazgeçtik. Böyle ya yani o da kolay bir şey değil. Hayır. Çünkü. Nasıl yapılacak bakın dış politika değişikliği? Bakın şimdi dış politikanın normalde bütün siyasal partiler tarafından desteklenmesi lazım. Çünkü ülkenin çıkarları üzerine inşa edilir dış politika. Ama bu hükümetin izlediği ya da bu hükümetlerin izlediği dış politika ülkelerin çıkarları üzerine değil, iç politikaya endeksli dış politika yapıldı. Ve dolayısıyla biz dış politikayı iç politikada kullanacağımız bir malzeme olarak öne çıkardık. Bu Cumhuriyet tarihinde hiç olmamıştır. Mesela Yunanistan bunu yapar. Türkiye'de gerilim yapar ki Yunanistan'da kendi milliyetçi oyları artsın diye. Artsın ama biz bunu hiç kullanmadık. Yani ve doğru da bulmadık zaten. Doğru da olmaz zaten. Sayın Gül'ün dediği kesinlikle doğru. Dış politikada yapılan bir hatayı 78 milyon vatandaş hep beraber öderiz ve ödüyoruz da zaten. Ben eğer biz dış politika olsaydı şöyle yapardık. Bir, kesinlikle Suriye'ye silah gönderme gibi üstü kapalı. Ya, bütün bunlar olduktan sonra bugün, yarın ne yaparsınız? Şimdi bir sefer bakın önce cihatçı grupların, radikal grupların Türkiye'yi kullanmalarına kesin izin vermeyiz. Ama içeride de varlar. Şimdi önce bir dış politikayı konuşuyoruz dışarıya. Dışarıdan da Türkiye'ye radikal grupların gelmesini kesinlikle yasaklarız ve sınırda gerekli bütün önlemleri alırız. Teknolojik olarak bu mümkün. Bu mümkün. Gerekirse silahlı kuvvetlerimiz etten duvar örür ve orayı güvenlik altına alırlar. İki, ben 24 Ağustos 2012'de dönemin başbakanına yani Sayın Erdoğan'a bir mektup gönderdim ve dış politikada yanlış yapıldığını, Suriye politikasının yanlış olduğunu söyledim. Ama hayır biz doğruyu yapıyoruz dedi ve kabul etmedi. Suriye'nin iç işlerine karışmayacağız. Cenevre konferansını destek vereceğiz. Esatlı veya Esatsız.
koşullu değil, Esad'lı veya Esad'sız Suriye'de iç savaşın bitmesi için biz elimizden gelen her türlü katkıyı yapacağız. Yani uluslararası camiayla beraber hareket edeceğiz diyorsunuz. Evet, hiçbir tereddütümüz kimsenin yok. Üç, kesinlikle Mısır'la ilişkilerimizi düzelteceğiz. Bakın ben Mısır'a, o dönem ana muhalefet partisinin genel başkanıydım ve ben Mısır'a iki diplomatımızı gönderdim. Sayın Loğlu'yla Sayın Korutürk'e gönderdim. Gidin, yani Türkiye ile ilişkilerimizi birdenbire bıçak gibi kesmesinler. Mısır çok önemli bir ülkedir. Orta Doğu için önemlidir. Türkiye için önemli bir ülkedir. Bizim büyükelçilerimizi, milletvekillerimizi kabul ettiler. Onlar bütün kesimlerle görüştü. Ama hükümet büyükelçi gönderince Mısır reddetti. Biz Türkiye'nin büyükelçisini kabul etmiyoruz diye. Biz bunu sağlarız. Bizim dışımızda Türkiye'nin dış ilişkilerini düzeltecek ikinci bir parti yoktur. Avrupa Birliği kesinlikle ilişkileri düzeltmemiz lazım. Libya kesinlikle ilişkilerimizi düzeltmemiz lazım. Ben Irak'a da gittim. Irak Başbakanı'yla da görüştüm. Bana şu örneği verdi. Dedi ki bakın dedi Kemal Bey. Geldiniz, hoş geldiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Biz önümüzdeki 10 yıl içinde 500 milyar dolarlık yatırım yapacağız dedim. Havaalanı, metro, toplu konutlar, aklınıza ne gelirse hastaneler, bütün bunları yapacağız. Bunları yapacak olanlar da sizlersiniz, sizin müteahhitler dedim. Biz size otobanı açıyoruz, siz pencereden girmeye kalkıyorsunuz. Neden? Bu ilişkilerin tamamen düzelmesi lazım. İran'la gerginliklerimiz var, bunların düzelmesi lazım. Şimdi eğer siz gerçekten ülkenin çıkarları üzerine bir dış politika oluşturursanız, bunun meyvelerini kısa sürede alırsınız. Örneğin Mısır'la ilişkileri düzelttiğiniz andan itibaren Roro seferleri açılacaktır. Şimdi dış politikanın şöyle bir sonucu peki daha bunlar var. Düzelebilir mi? Yani düzelir. Sizin iktidar olmanız veya ortağı olmanız halinde hızla düzelebilecek şeyler mi? Hızla düzelir. Çünkü biz o güveni vereceğiz. Bizim dışımızda bir başka parti o güveni veremez. Peki diyelim ki seçimden sonra yine bir koalisyon ihtimali belirdi. Anketler zaten tekrar benzer bir sonuç çıkacak falan diyor. Bilmiyoruz sandıkta ne çıkacağını kimse bilemiyor ama anketler 3 aşağı 5 yukarı doğru bildiğini varsayarsak koalisyon ortağı olarak da bunları yapma kapasiteniz olacak mı? Yoksa yine aynı şartlarla masaya oturunca yine bir uzlaşmazlık mı çıkacak sonuçta koalisyon? Şimdi bakınız bugünden koalisyonu konuşmanın çok doğru olduğunu sanmıyorum. Çünkü o günün koşulları ne olur bilmiyoruz. Oluşan koşullara göre elbette ki biz Türkiye'nin hükümetsiz kalmaması için elimizden gelen çabayı gösteririz. 7 Haziran sonrasındaki süreç bunu açıkça göstermiştir. Biz milli iradeye saygılıyız. Milli iradeden çıkacak sonuca katlanacağız, kabul edeceğiz ve onun gereğini yapacağız. Bundan hiç kimsenin tereddütü olmasın. Ama bir de şu gerçek var. Eğer bu dış politikayı sürdürürseniz bir, Türkiye'ye turist gelmez. İki, ihracatınız düşer. Üç, dünyadan soyutlanırsınız. Dört, terörü önleyemezsiniz, engelleyemezsiniz. Beş, Avrupa'dan koparsınız, uygar dünyadan koparsınız. Altı, Türkiye geriye gider. Dünyada yalnızlaşan bir Türkiye. Biz bunu istiyor muyuz? Asla. O zaman bu yapının değişmesi lazım. Bu politik anlayışın değişmesi lazım. Son görüşümüzde bir yandan da mesela sanki lehimiz oldu. Bu mülteci akınından ötürü Avrupa Birliği bizle görüşmeye başladı. Epeydir görüşmeyen Avrupa Birliği mültecilerden ötürü aman siz mültecileri yollamayın bize diye görüşmeye başladı. Ben geçen Kurban Bayramı'nda Avrupa'daydım. İki merkeze de gittim. Strasbourg'a ve Brüksel'e de gittim. Oradaki yetkililerle de konuştum. Bana şunu sordular. Suriye sorunu nasıl çözülür diye, bu mülteci sorunu nasıl çözebiliriz diye. İki ayağı var dedim. Bir, kesinlikle bir an önce Suriye'deki iç savaş bitmeli. Bu konuda sizin, Amerika'nın, Rusya'nın, İran'ın, Arap Ligi'nin ortak çabası gerekiyor. Ve Türkiye'nin de buna katkı vermesi gerekiyor. 15 senede biter diyorlar. Ben eğer ülkeler kendi aralarında uzlaşırlarsa daha kısa sürede biteceği kanısındayım. Yani IŞİD'i Suriye topraklarından çıkardığınız zaman ki çıkarmaması için hiçbir neden yok. Rusya orada, Amerika orada, İran orada, Çin yolda, Türkiye de kapıda bekliyor. Türkiye idare etmiyor. Çok ağır. Evet. Düşünün. Suriye konusunda atak davranan Türkiye şimdi kapının dışında tutulan bir Türkiye oldu. Ve Cenevre görüşmelerine de üzülerek söylüyorum. Lavrov davet ediyor Türkiye'de gelsin diye. Yani düşünün bir dönem Orta Doğu'da söz sahibiyiz, Orta Doğu'nun lideriyiz diye geziyorlardı. Orta Doğu'da hiçbir itibarı kalmayan bir Türkiye. Bu benim ağrıma gidiyor. Ve doğru
Bu politika doğru değil ve bizim bu politikayı değiştirmemiz lazım. Ve dış politikayı eğer biz ülkenin çıkarları üzerine inşa edebilirsek, Churchill'in meşhur bir lafı vardır. Churchill'e soruyorlar, İngiltere'nin dostları hangi ülkelerdir diye. Diyor ki İngiltere'nin dostu değil, İngiltere'nin çıkarları vardır diye. Dış politika böyle bir şeydir. Biz dış politikayı ülkenin çıkarları üzerine inşa edersek, bize turist de gelir, Türkiye yatırım da yapar, Türkiye'nin ilişkileri düzelir. Bu şu anlama gelmesin tabii, Orta Doğu'ya sırtımızı dönelim. Hayır, Orta Doğu'da ortak kültürümüz var, ortak tarihimiz var. Ama onların iç işine doğrudan müdahaleyi biz doğru bulmuyoruz. Peki mesela şöyle bir görüş de var. Bu Orta Doğu'da olup bitenlerin soğuk savaş sonrası yeni dengeler oluştuğu için Türkiye ne yaparsa yapsın Orta Doğu bu şekilde bir felakete sürüklenecekti. Türkiye bunu önünde buldu diyenler de var. Siz buna katılmıyor musunuz? Hayır, katılmıyorum. Bakın Irak'la İran savaştılar. Yanlış hatırlamıyorsam 8 yıl. Evet. Türkiye tarafsızlığını korudu. İki ülkeyle de dosttu. İki ülkeye de ihracatını yapıyordu. Mülteci de gelmedi iki ülkeden. Türkiye hep araya girdi. Kavgayı bitirin, dost olun, iki ülke çatışmaya gerek yoktur vesaire. Bütün bu önerileri Türkiye yaptı. Ve Türkiye bu konumuyla Orta Doğu'da en saygın ülkelerden birisiydi. Bütün Arap halkları hep Türkiye'ye özenirlerdi. Türkiye'deki demokrasiye, Türkiye'deki insan ilişkilerine, hukukun üstünlüğüne özenirlerdi. Ve Türkiye gibi biz de olmalıyız derlerdi. Şimdi tam tersi oluyor. Arap halkları Türkiye'deki demokratik yapıya özeniyor. Bizim yöneticilerimiz de Arap yöneticilere benzemeye özeniyorlar. Böyle bir paradoksumuz var. Yani diyorsunuz ki dış politikadaki bütün bunlar çok kısa sürede düzeltilebilir. Uluslararası evet. Camiler beraber hareket ederiz. Evet. Mısır'la ilişkileri hızla normalleştiririz. Çünkü Mısır aslında Türkiye ile değil, Türkiye'nin idare ediliş biçimiyle sorunlu. O yüzden de bunlar derin sorun değil diyorsunuz. Evet, yani. Açıklamaları da öyle zaten. Libya ile de öyle. Niye ta dünyanın öbür ucunda? Niye kavga ediyoruz Libya ile? Ki ortak şirketlerimiz vardı. Müteahhitlerimiz vardı. Müteahhitlerimiz vardı orada ve iyi gelir elde ediyorlardı. Elde ettiği karları Türkiye'ye getiriyorlardı. Türkiye'den işçiler vardı. Oraya gidip çalışıyorlardı. Her birisinin sosyal güvenliği güvence altına alınmıştı. Bütün bunlardan koptuk. Böyle bir tablo çıktı ortaya. Peki, ekonomik vaatleriniz. Yani buyurun. Kusura bakmayın. Yani Davutoğlu'nun dediği, eğer bir konuda uyuşmazlık varsa dış politikadır. Evet. Eğitim konusunda bir sorun yok diyorsunuz. Eğitim konusunda ne sorun olacak yani? Eğitim konusunda eğer bu ülkede çocuklar nitelikli eğitim alsın diyorsa aileler onu sağlamamız lazım. İmam Hatip'te veya başka okulda bizim bütün açımızdan okulda, önemli değil diyorsunuz. Biz yani. Eğitim konusunda bir de iş garantili eğitim modeli öneriyoruz. İş garantili eğitim. Bütün organize sanayi bölgelerinde yatılı meslek okulları kuracağız. Liseler yatılı olacak. Aileye yük olmayacak. Çocuk gelecek oraya. Okuyacak orada. Üçüncü sınıftan itibaren gidecek. Fayans ustası mı? Kaynakçı mı? Ya da başka motorcu mu? Gidecek orada. Stajını yapacak. Patronu da görecek onu. Nasıl çalışıyor? Becerikli mi? Nitelikli mi? Mezun olduğunda da işe hazır olacak zaten. Şu anda gidin. Hangi sanayi bölgesine giderseniz gidin. Eleman açığı var. Ara eleman açığı var. Şimdi çocuklarımız... Ama bunun bir dönem 28 Şubat döneminde meslek yüksek okullarının zafiyete uğratılmasından ötürü olduğunu söylüyor Adalet ve Kalkınma Partililer. Onlara hiç inanmayın. Bakın o dönemde İmam Hatip okullarına haksızlık yapmış olabilirler. Bakın diyorum. Ayrı tutmuş olabilirler. O dönem yanlıştı. Ama siz iş garantili... 28 Şubat dönemi yanlıştı. Tabii yanlıştı. Evet. Ama siz iş garantili eğitim verin. Bütün anneler, babalar çocukları kısa sürede iş sahibi olsun diye oraya gönderirler. Ama o çocuklara üniversite yolunu da açacağız. Onlara bazı özel ayrıcalıklar tanıyacağız. Üniversitelere, diğer okullarda eğitim yapanlara göre kendi bölümlerinde... Kendi branşlarında. Evet, daha iyi olanaklarla oraya gidebilmeliler. Bunu da sağlamak zorundayız. Siz bunu yaparsanız ara eleman ihtiyacını karşılamış olursunuz, işsizlik sorununu çözmüş oluyorsunuz, gençler istediği yere gitmiş oluyorlar. Bu okulların bir özelliği daha olacak. Üniversiteyi kazanamazsa işsiz kalmamış oluyor. Kalmamış olur. Bu okulların bir özelliği daha olacak. Bu okulların yönetimi Milli Eğitim'le organize sanayi bölgesi yönetimi beraber yapacaklar. Çünkü diyelim ki bir aracın motoru üzerinde eğitim veriyorsunuz.
Şimdi otomobil değişiyor. Gelişiyor, motor değişiyor, başlıyor. Gelişiyor. Orada 1960 model bir motor. Aynen, 95 veya 60 model. Şimdi bunlar olmaz. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı kolay yapamaz. Ama organize sanayi bölgesi yönetimi bunu süratle yapabilir. Yani gelişen teknolojiye süratle ayak uydurması lazım. Sanat okullarının geri kalmasının nedeni gelişen teknolojiye ayak uyduramamalarından kaynaklanıyor. Bizim askerlik yaptığımız dönemlerde de 2. Dünya Harbi'nden kalan uçak savarlar vardı. Biz bakardık onlara falan. Neyse, bereket onlar büyük ölçüde çözüldü. Oradan kalktı. Evet. Peki gelelim ekonomik vaatlere. Sizin 7 Haziran seçimlerine yönelik vaatlerinizin büyük bölümü ekonomiyle ilgiliydi. Evet. Ve bu vaatler özellikle İktidar Partisi tarafından, özellikle Maliye Bakanı ve ekonomiden sonra Devlet Bakanı tarafından, Sayın Babacan ve Sayın Şimşek tarafından eleştirildi. Dediler ki ya bunları sallamak kolay ama buna kaynak yok dediler. Evet. Ve ben bakıyorum mesela şimdi, dün de Sayın Kesici konuğumdu, İlhan Kesici. Ona da söyledim. Partilerin oy oranlarıyla ekonomik vaatleri ters orantılı. Evet. Oy oranı daha az olan parti daha yüksek ekonomik vaatte bulunuyor. Asgari ücrete bu çok net ortaya çıkıyor. Oy oranı yüksek olan parti ise daha düşük. Siz böyle ortada bir yerdesiniz. AK Parti'ye oranda biraz daha yüksek. Mesela HDP oranında biraz daha düşük vaatleriniz var ekonomide. Bu kaynak sorunu hakikaten çözebilecek misiniz? Diyorsunuz ki kaynak buluruz diyorsunuz. Sayın Kesici diyor ki ya bütçe içerisinde kalemler arasında aktarma yapmak mümkündür. Zaten eğer bu yapılamıyorsa o bütçe değildir diyor. Siz de maliye kökenlisiniz. Kaynak var mı yok mu? Bulunur mu bulunmaz mı? Fatih Bey, devlette 27,5 yıl çalıştım. Bu 27,5 yılın hemen hemen tamamı vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, kaynak nasıl harcanır, para nasıl harcanır? Bütün yıllarımı buna harcadım ben. Bu ülkede kaynak var. Niye kaynak olmasın? Düne kadar parayı nereden bulacaksınız diyorlardı. Şimdi bizim seçim bildirgemizi aldılar onlardan. Demek ki kaynak var. Bakın, biz asgari ücreti net 1500 yapacağız diyor, vergisiz. Onlar 1300 yapacağız diyorlar. Ama vergili. Onların işverene getirdiği yük bizim getirdiğimiz yükten daha fazla. Bir şey daha söyleyeyim ve bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yaptığımız bütün vaatler, kuruşu kuruşuna hesabı yapılan vaatlerdir. Öyle oturalım, kafadan atalım, asla bunlar değil. Biz emekliye 3 maaş da diyebilirdik. Ama bütçe kaldırmıyor. Ben emekliye 2 maaş ikramiye, bunun için veriyorum. Biz öğretmene öğretmenler gününde 1 maaş ikramiye de diyebilirdik. Diyemiyoruz, neden? Bütçeyi görmemiz lazım. Mevcut bütçe var ama bir görmemiz lazım, bir toparlanmamız lazım. Eğer biz onu yapabilirsek, kaynak yaratabilirsek, biz öğretmene yılda bir kez öğretmenler gününde maaş ikramiye de verebiliriz. Yani 13. aylarını verebiliriz. Eğer bu gücü yakalayabilirsek. Tam iyi bilemediğimiz için var olan bütçe şeffaf değil mi? Bütçe şeffaf değil. Üzülerek söylüyorum, şeffaf değil. Çünkü meclise gelmiyor mu bütçe? Meclise geliyor ama kaynakların nerelere harcandığı ile ilgili mali rapor gelmiyor. Gelmediği için de Sayıştay raporu gelmesi lazım değil mi? Kesinlikle gelmesi lazım. Kanuni gereklilik değil mi? Yasaya göre gerekiyor. Ama biz bütçe kanunu dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne gidemiyoruz. O nedenle AKP elini indirip kaldırarak bütçeyi geçiriyor tabii. Biz de bundan rahatsızız. Defalarca söyledik. Hatta şunu da yaptık. Bütçe demişken bir reklam arası verebilir miyim? Çünkü televizyonda bir bütçesi var anladığım kadarıyla. Olur. Reklam için ara istiyorlar. Tabii. Evet Kemal Bey, bütçede kaynak var dediniz. Bizim bize kaynak yok diyenler şimdi aynı vaatleri kendileri yapıyorlar. Demek ki kaynak varmış. Önemli olan kaldı ki ekonomiyi falan iyi yönettikleri de yok. Niye? Bu kadar işsizlik var 13 yıldan. Hangi? Bakın, kendi programlarını açıkladılar. İşsizlik sorununu çözeceğiz diye bir cümle yok. Var sanki. Ne söylüyorlar? İşsizliği düşüreceğiz diyorlar. Nasıl? Nasıl? Siz nasıl düşüneceksiniz? Söyledim az önce. İş garantili eğitimle başlayacağız. Biz. Kim verecek o işi mesela? Devlet mi iş verecek? Yine kamu iktisadi şirketleri mi kurulacak? İş garantili eğitim, sıfır faizli kredi, işi büyütecek, istihdam alanı yaratacağız. Bu atama bekleyen öğretmenler kesinlikle tamamını alacağız. Eğitim sistemini tam gün yapacağız. Ha, bu vesileyle söyleyeyim, bütün anneler de çok iyi dinlesinler. Çocuklarını sabah gönderecekler, çocuklar akşam evlerine gelecek.
Tam gün eğitim olacak. Öğle yemeklerini de okulda öğretmenleriyle beraber ücret ödemeden yiyecekler. Beslenme çantası olmayacak yani. Yani siz 14 milyon öğrenciye yemek mi vereceksiniz? Yemek vereceğiz, öğle yemeği. Nasıl olacak bu? Öğretmenleriyle beraber. O kadar büyük bir para değil. O kadar büyük bir para değil bu. Sonuçta çocuğa okulda yemek vereceksiniz. Bu yeni denenen bir şey de değil aslında. Geçmişte vardı, yemek verilirdi. Bazı okullarda verilirdi. Yani süt veriyor muyuz? Veriyoruz. Yemek niye vermeyeceğiz? Çocuklarımız annelerine, ailelerine yük olmayacaklar. Öğretmenlerle beraber oturacaklar, öğle yemeklerini yiyecekler. Hepsinin kaynağı var. Hepsinin. Hepsinin oturup teker teker hesabını yaptık. En iyi kadroların bizde olduğunu ben çok rahatlıkla söylüyorum. Ekonomi kadrosu mu? Ekonomi konusunda da diğer konularda da. Hiçbir tereddüm yok benim. Biz bakın bu programı hazırlarken Fatih Bey, bizim gibi düşünmeyen olur ya, biz bir şeyi atlamış olabiliriz. Siyasi partilerden biraz uzak ya da siyasetten uzak ama kendisini ekonomiye vermiş, o alanlarda çalışmış insanları da davet etti. Kim mesela onlar var mı böyle bir iki tanıdık bir iki isim var mı işlerinde? 45'in üstünde kişiyi davet etti. Akademisyenimiz. Akademisyen de eski bürokrat da ve hala şu anda bürokraside çalışan kişileri de davet ettik ve onları açtık bunlara. Buyurun tartışın dedik. Yani bir eksiğimiz olabilir. Çünkü biz hani bir şey yapmışız ama bir konuyu da atlamış olabiliriz. Hepsiyle oturup konuştuk, tartıştık ve programımızı öyle olgunlaştırdık. Ayrıca bir şey daha yaptık. Geleceği birlikte kuruyoruz diye mesela taşeron işçilerini, derneklerini davet ettik. Sorunlarını dinledik. Okul aile birliklerinin yöneticilerini çağırdık mesela. O konuda da bir projemiz var. Okul aile birliklerinin tamamını yasal statüye kavuşturacağız. Yani okulun yönetiminde ailenin söz doğrudan hakkı olacak. Olacaktır. Yani söz hakkı olacak. Benim çocuğum oraya gidiyorsa, kötü eğitim alıyorsa, o şikayet edecekse yasal yetkisinin olması lazım. Okul yönetiminde söz sahibi olması lazım. Biz bunları yaptığımız zaman bakın bu hem demokrasiye katkı, hem çocuklarımızın eğitimine katkı, hem sorunların kısa sürede çözümüne katkı. Yani bunu yapabilir miyiz? Niye yapmıyoruz? Bunun devlete bir maliyeti var mı? Yok. Maliyet sıfır. Ama onlar yapmıyorlar. Yapamazlar. Düşünemiyorlar. Çünkü onlar yorgunlar ve sadece sorun üretiyorlar. Peki. İki tane Türkiye'nin temel meselesi var. Çok tartışılan. Son dönemde özellikle. Bunlardan bir tanesi terör örgütü PKK'nın yeniden 7 Haziran'dan sonra özellikle evet, harekete geçmiş olması, evet, ve çözüm sürecinin de hükümet tarafından sona erdirilip, iktidar partisinden sona erdirilip yeniden çalışma sürecinin başlamış olması. Siz dediniz ki ben iktidar olsam terörü sona erdireceğim. Evet. Şimdi bu çok iddialı bir lafı geliyor. Yani terörü sona erdireceğim lafı çok iddialı geldi. İddialı değilse niye Türkiye'nin yönetimine talip oluyorsunuz? Çünkü 30 senedir bitmemiş bir mesele bu ve örgütte çok da güvenilir olmadığını gösterdi çeşitli dönemlerde. Yani örgütle iş tutmak kolay bir şeydi yani. Yüz verirsen aslan istiyor denen türden yaklaşımları var. Siz silah bırakma süreci diyorsunuz. Onlar silahları depolama süreci olarak algılamışlar. Evet. Bunu şimdi anlıyoruz, görüyoruz. Hükümetin gözetiminde. Şimdi onu gözümle göreceğini söyleyeyim ama en azından gözetiminde en azından değilse bile ben rahatlıkla söyleyebilirim. Fark etmeden. Yani hükümet bunu fark etmemiş diyebiliriz veya güvenlik güçleri bunu fark etmemiş diyebiliriz veya valilikler fark etmemiş. En azından bunu öyle değerlendirdikleri ortada. Nasıl bitireceksiniz? Yani terör dediğiniz meseleyi bitirmek Türkiye'nin 30 yıllık hayali ve kimse de bitiremedi. Bir 99 döneminde Öcalan'ın yakalanması ve PKK'nın askeri olarak mağlubiyeti ki bunu Öcalan ve Karayılan kitaplarında itiraf ediyorlar. Evet. Bunun dışında terörü kimse bitiremedi. Sizde ne var böyle? Yapacaksınız da bitecek mi? 2002'de terör var mıydı? Yoktu, yoktu iktidar olduklarından. Nasıl oldu bu hale geldim? Zaaflarından. Siz az önce dediniz ki işte silah deposuna döndürdüler. Hükümetin haberi yoktu. Ben demedim bunu, hükümet söylüyor. Hayır, kendileri söylüyor. Hükümetin hepsinden haberi var. Hepsinden. Ben konuştum. Bu işle ilgili kamu görevlileriyle konuştum. Bürokrasinin ihmali var diyorlar. Hayır efendim. Örgütün nerelerde bulunduğunu, nasıl silah depoladığını valiye yazıyorlar. Çünkü Emasya protokolü kalktı. Evet. Valiye yazıyorlar. Terör örgütü şurada konuşlandı, izin ver, operasyon yapacağız. İzin vermiyorum diyor. Niye vermiyor? Hükümet istemiyor. Ama başbakan şimdi, istemiyor. Şimdi diyorlar ki hayır, valiler görevi safsaklamış diyorlar şimdi. Niye valiyi görevden almıyor o zaman? Alsın o valiyi. Alabiliyor mu?
alamaz. Niye alamaz? Vali diyecek ki kardeşim, talimatı sen verdin, ben de talimatı yerine getirdim. Kaldı ki bütün bunların tamamının devlet bürokrasisinde arşivlendiğini de çok iyi biliyorum. Ha, bu talimatlar belgeli talimat. Hiç yani. Kimsenin en ufak bir tereddütü olmasın. Çünkü vali kendisini ateşe atmaz. Vali o talimatın yasa dışı olduğunu bilmiyor mu? Düşünün, bir hukuk devletinde elinde silah tutan bir adam var. Sokakta geziyor. Görevli olan birisi diyor ki gidip yakalayacağım. Diyor ki aman sakın yakalama diyor. Bu orada kalsın. Bunların tamamının belgesi var. Şimdi eğer siz bu anlayıştan yola çıkarsanız zaten terörü bitiremezsiniz. Peki hangi anlayış bitirecek? Bakın bunlar terör. Terör örgütü orada vergi daireleri kurdu. Mahkemeler kurdu. Doğru. Askeri alma daireleri kurdu. Doğru. Bunları Davutoğlu çıktı televizyonda söyledi. Evet doğru. Kimse bunu yapamaz dedi. Ya sen yaptığını sen söylüyorsun zaten. Ama kendisi başbakan olduğunu farkında değil. Siz bu anlayışla giderseniz çözülmez. Bakın bu sorunu çözmek için belli ilkelerden yola çıkmanız lazım. Bir, ben bu sorunu çözeceğim diye samimi ve dürüst olacaksınız. İki tarafta da bu yok. İşte iki tarafta da yok ama. Yok. İki, gizli kişisel bir ajandanız olmayacak. Ben başkan olayım, görmeyeyim. Sen bana oy ver, biz bu işi götürelim. Bu olmayacak. Üç, halka hesabını veremeyeceğiniz vaatlerde bulunmayacaksınız. Oslo'da da, İmralı'da da vaatlerde bulundular. Şimdi... Bulundular mı? Ne bulundular? Açıklamıyorlar tutanakları. Niye açıklayamıyorlar? Kandil diyor ki açıklayın bize, söz verdiniz diyor. Niye sözünüzü yerine getirmiyorsunuz diyor. E açıklasınlar hangi sözleri verdiklerini. Dört. Siz biliyor musunuz? Size belgesi falan var mı bunun? Yani pek çok internet sitesinde bununla ilgili bir sürü belge var. Ben internete çok güvenmem de hakiki devlet belgesi görmek isterim ya var. Yani benim gördüğüm bazı belgeler var. Bu kadarını söyleyeyim size. Yani bazı taahhütler var. Ve o taahhütlerin altında eziliyorlar. Ve bunları kamuoyuna, halka nasıl açıklayacaklarını bilmiyorlar. Ama şu anda etkili bir mücadele yürütüyorlar galiba değil mi? Şu anda yapıyorlar bir mücadele. Yani yetki verildiği için güvenlik kuvvetlerine, güvenlik kuvvetleri de kendi yetkisini kullanarak yapıyor. Bakın hükümet yapıyor değil. Hükümet yapabilirsiniz dediği için bunları bu... Daha önce yapamazsınız diyorlardı size. Daha önce yapmayın diyorlardı. Yapmayın diyorlar. Yapmayın, açık ve net yapmayın diyorlardı. Dört, halka bilgi vereceksiniz. Bu sorun toplumsal uzlaşmayla çözülür. Nerede çözülecek? Parlamentoda çözülecek. Biz bunu söylediğimizde de vay efendim parlamento bugüne kadar ne yaptı ki sorunu çözmek için? Şimdi oraya gidiyoruz. Peki parlamentoda çözmek bir yandan da bir terör örgütüyle, illegal bir terör örgütüyle anayasal bir parlamentoyu... Muhatap etmeyeceğiz. Edemezsiniz. Evet. Meşru bir organı, gayrimeşru saydığınız bir organla muhatap edemezsiniz. Parlamentonun dışında... Akil adamlar... Kuruldu bir akil adamlar eğitime geçmişti. O öyle değil. O başka bir şey. Bizim söylediğimiz gidip toplumun her kesimiyle görüşebilecek... İngiltere'de olan gibi. Evet. Akil adamları da yine uzlaşma komisyonunda grubu bulan partilerin eşit sayıda belirleyecekleri akil insanlar. Gerçekten de akil insan olacak bunlar. Yani yıllarını bu tür sorunların çözümüne harcamış insanlar olacak. Bu bazen bir gazeteci olabilir, bazen bir üniversite hocası olabilir, bazen gerçekten toplumun saygı duyduğu önemli bir kanaat önderi olabilir. Yani ben bu sorunu çözeceğim diyecek ve dolayısıyla böyle bir yoldan hareket etmeliyiz. Müktesebatı bu sorunu çözmeye yeterli olabilecek nitelikte olan insanlar. Evet, birikimi olacak. Dünya uygulamalarını bilecek ve evet bu sorun çözülebilecek. Eğer bu yol haritasını ben yine 2012'de dönemim başbakanına götürdüm verdim. Dedim ki bakın hatta bir otelde yapmıştık toplantıyı. Siz de o zaman evet, genel yayın yönetmeni olarak vardınız. Bu yol haritasından yola çıkarsanız bu sorun çözülür dedik. Siz anlamazsınız biz çözeceğiz dediler. Buyurun çözün dedik. Buyurun çözün, size kredi açıyoruz dediğimiz zaman sizin kredinize ihtiyacımız yok vesaire bir sürü laf ettiler. Şimdi sorunu çözemeyince dönüp bizi suçlayacaklar ama suçlayacakları hiçbir alan bulamıyorlar. Ama mesela hükümete yakın yayın organları size CHPKK falan diyorlar. Ne de onlar yani ne derlerse desinler. Biz hiçbir zaman gidip terör örgütün yanında da durmadık. Terör örgütün övgülerde düzmedik.
efendim işte PKK bir terör örgütü değildir de demedik. Onlar dediler. Onların yayın organlarında yazan gazetecileri dediler. Onlara da bir şey demediler. Sadece alkışladılar. Abdullah Öcalan için neler söylemediler ki? Bir yere göğe koymadılar. Siyasiler, bakanları söyledi bunlara. Şimdi kalkıp CHP'yi suçluyorlar. CHP'yi suçlayamazlar. CHP bu konuda çok temiz, düzgün, herkesin anlayacağı dille konuşmuştur. Projesini, programını, sorunu nasıl çözeceğini ortaya koymuştur. Eğer biz bunu yapmasaydık, dönüp bize diyebilirlerdi ki, nasıl çözeceksiniz? Siz bu konularda hiç kafa yormadınız diye. Biz bu sorunu nasıl çözeceğimizi gayet iyi biliyoruz. Bakın, ben İngiltere'ye milletvekili arkadaşlarımı gönderdim. Sorun nasıl çözülür diye. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne de gönderdim. Şimdi son Kolombiya çözdü şimdi ve yani, çok da iyi çözdü Kolombiya. Yani bu sorun onların dediği gibi üst akılla çözülmez. Bu sorun ortak akılla çözülür. Asıl ortak akla egemen kılmamız lazım. Ortak akıl ne demektir? Toplumsal uzlaşma demektir. Oturacaksınız masanın etrafına. Ben bu sorunu şöyle çözerim diyeceksiniz. Bunların hiçbirisi yapılmadı. 5 kişi bir araya geldim. 4'ü bakan, biri başbakan, bir de MİT müsteşarı. Biz bu sorunu oturalım, gizli kapaklı çözelim. Buyurun çözün bakalım. Buyurun çözün. Peki, bir diğer sorun. Ve size yöneltilen bir diğer suçlama benzer bir şekilde. Evet. Eskiden cemaat denilen Fethullah Gülen cemaatinin, evet. Şimdi adı paralel oldu. Evet. Vatana ihanet içerisinde olduğu söyleniyor. Cemaatin yapmış olduğu pek çok yanlış olduğunu ve toplumunda evet. Çok büyük rahatsızlık yarattığını hem biz biliyoruz zaten. Evet. Sizin cemaatle beraber hareket ettiğini söylüyorlar şimdi. Evet. Yani diyorlar ki CHP artık cemaatin partisi oldu, şu oldu, bu oldu, falan oldu, filan oldu. Yani cemaatin size sirayet ettiğini evet. söylüyorlar. Evet. Cemaat size sirayet etti mi? Cemaatle bir yakınlaşmanız oldu mu? Cemaatin Adalet ve Kalkınma Partisi'ni desteklemekten vazgeçmesinden sonra evet. cemaat sizi mi desteklemeye başladı? Nasıl, durum da cemaatle ve nasıl bakıyorsunuz cemaatle mücadeleye? Çünkü evet. cemaatle mücadele etmesi gerektiğini toplumdaki çok geniş bir kesim de bir yandan da söylüyor. Yani cemaatin evet. Özellikle bürokratik örgütlenmesinden evet. herkes rahatsızdı. Evet. Siz nasıl bakıyorsunuz bu konuya? Şimdi bakın Fatih Bey. Önce şunu söyleyeyim. Devletin içinde ikinci bir paralel devlet olmaz. Bunda herkes hemfikir. Ben bunu defalarca yazdım. Güzel. Biz de bunu defalarca söyledik. Eğer bir paralel yapı varsa şu soruyu sormamız lazım. Bu paralel yapı kimin zamanında oluştu? Biz iktidarda değildik. Onlar iktidardaydı. Epeydir değilsiniz. Efendim? Epeydir değilsiniz. Onlar iktidardaydı. Onlar kol kolaydı. Yargı bağımsızlığını ortadan kaldırdıkları zaman ben çıkıp grup toplantılarında yapmayın, etmeyin, bakın bu Türkiye'nin felaketi olur dedim. Ya hiç dinlemediler bile. Bizim gücümüz var, biz yaparız dediler. Ve yaptılar da. Tamamen bir siyasal, farklı bir yapı çıktı ortaya. Devlet bürokrasisinde farklı bir yapı çıktı. Yapan kimdi? Genel müdürü ben tayin etmiyordum ki, onlar tayin ediyordu. Müsteşarı ben değil, onlar tayin ediyordu. Emniyet müdürünü ben değil, onlar tayin ediyorlardı. Şimdi ne oldu? 17-25 Aralık yolsuzluk dosyası çıktı, kıyamet koptu. Galiba ondan önce koptu kıyamet. Bilmiyorum. Galiba sanki MİT müdürlüğüne yapılan operasyonda koptu kıyamet. Onun üzerine dershaneleri kapatma kararı alındı falan filan böyle. Ondan da önce koptu. Öyle mi? Evet, ondan da önce koptu. Yani onun da belgeleri yayınlandı. Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan bir karar var. Ondan da önce koptu. Şimdi sorun şu, yani düne kadar kol kola, omuz omuza gittiğiniz bir örgütü şimdi birdenbire düşman ilan etti. Bizi yanıltmışlar diyorlar. Şimdi bakın, çocuk mu bunlar? Siz devleti teslim etmişsiniz. Türkiye Cumhuriyeti devletini teslim etmişsiniz. Bizi cemaat kandırdı diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenliğini koruyacaksınız. PKK bizi kandırdı diyorlar. Böyle bir şey olamaz. Devleti yönetiyorsunuz. Kandırıldıysanız derhal görevi bırakacaksınız, ayrılacaksınız. Ben ülkeyi yönetemiyorum diyeceksiniz. Başka birisi geldi, beni kandırdı. Ne oldu? Sorumlu kim? Beni kandıran adam sorumlu oluyor. Peki sen nesin? Seni kandıran adam ülkeyi yönetmiyor ki. Sen yönetiyorsun. Mücadele edilebilir mi? Hukuk içinde mücadele, kimse itiraz etmiyor zaten. Hukuk içinde. Ama hukuku çiğnerseniz kimse kusura bakmasın. Benim dostum olur, düşmanım olur, ayrı bir şey. Benimle aynı dünya görüşünü paylaşır paylaşmaz, o ayrı bir şey. Eğer ben hukukun üstünlüğünü savunuyorsam
demokrasiyi savunuyorsam demokratik kurallar içinde gereğini yaparsınız. Kimse de buna bir şey demez. Peki bir takım hukuki kurumlar, yani hukuku kullanmanızı imkan sağlayacak kurumlar da ele geçirilmese ne yaparsınız? Yani mesela cemaate karşı hukuku kullanacaksınız. Evet. Fakat eğer cemaat hukuk kurumları içerisinde, adalet mekanizması içerisinde çok etkili hale gelmişse ve onu kullanmanızı, onu gerçek adalet anlamında kullanmanızı engelliyorsa ne yaparsınız? Yasaları değiştirirsiniz. Hukuk içinde mücadele edersiniz. Bu gayet dünyanın her tarafında böyledir yani. Aynı olay Silivri davalarında oldu. Biz ona da karşı çıktık. Evet, karşı çıktınız. Ya darbeye biz de karşıyız dedik. Hayır, siz darbecisiniz, bunları savunuyorsunuz. Hayır kardeşim, biz darbeye karşıyız. Ama insanlar yargılanacaksa hukuk içinde yargılansın. Hukukun üstünlüğü, kuralı içinde yargılansın. Hayır, biz böyle yapacağız dedi. Ve başbakan çıkıp ben o davaların savcısıyım dedi. Aynı tablonun benzeri bir şimdi bu tarafta yaşanıyor. Biz hukuku savunuyoruz. Partinizin eski genel başkanı da ben de avukatıyım demişti. Efendim? Partinizin eski genel başkanı Sayın Baykal da ben de avukatıyım demişti. Evet. Şimdi, dava sona erdi, avukat kazandı galiba. Şimdi bakın, mazlumların avukatı olunur. Savcı farklı bir güçtür. Ama avukat hemen hemen her olayda bir avukat olur. Yani olmak da durumunda. Ben ona avukatı olur olmaz o ayrı bir şey. Ama gelinen nokta şu. Sayın Baykal'ın da benim de savunduklarımızın tamamının doğru çıkmış olması ve doğru çıktı. Şimdi siz bir gazeteyi beğenmeyebilirsiniz. Gazeteciyi alıp hapse atıyorsunuz. Niye atıyorsunuz? Hangi gerekçeyle atıyorsunuz? Genellikle hakaret gerekçesi atıyorlar bugünlerde. Asla doğru değil. Terör örgütüne yardım ve taktik gerekçesi atıyorlar. Ne yardımı yaptı mesela? Açık net ortaya koymanız lazım. Ha ne yardımı? Silah yardımı mı yaptı? Başka bir yardım mı yaptı? Bunu koyacaksınız ki insanlar da diyecek ki evet ya kardeşim, hangi yüzyılda yaşıyorsun sen, silah yardımı yapıyorsun veya falan adamı öldürmeye karar verdin. O zaman tamam, anlarız biz bunu. Ama ortada böyle bir şey yoksa, sadece düşüncelerimiz farklıdır diye insanı terörist olarak görür, algılarsanız bu yanlıştır. Bakın Fatih Bey, ben şunu çok rahat söyleyebilirim. Said Nursi'nin yayınları yıllar yılı yasaklandı, şu oldu, bu oldu vesaire. Beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. Yayınlanıyor bunlar. Bu hükümet, AKP hükümetleri o yayınları yasakladı. Biz Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Yasaklayamazsınız. Düşünce özgürlüğünün önüne engel koyamazsınız. İsteyen gider alır okur, isteyen alıp okumaz. Düşünün. Eğer Türkiye'de demokrasi gelecekse, özgürlük gelecekse, medya üzerindeki baskıları kaldıracaksınız. İnsanları tutuyorsunuz. Bakın, şimdi 7 kanalı Dijitürk'ten çıkardılar. Savcının yazısı üzerine. Ortada mahkeme kararı var mı? Kemal Bey, onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Bir yanlış, orada sizin de bir yanlışınız var. Mahkeme kararıyla da bir yayın organına bir şey yapmazsınız. Televizyona RTÜK'e başvurursunuz. RTÜK yayın lisansını iptal edebilir ancak. Mahkeme de bir anayasal güvence altındadır yayıncılık. Evet. Hem gazete hem televizyon. Mahkeme kararı bile bir gazeteyi kapatamaz. Toplatabilir, yayınından ötürü toplatabilir, ceza kesebilir ama kapatamaz. Hiç itirazım yok. Bizim söylediğimiz şu. Dijitürk'ün işlem yapması için mahkemeden bir karar çıkabilir. Diyebilir ki olur da geçerli. Yani hayır, yani sonuçta bir mahkeme kararıdır ve uygulanmak durumundadır. Anayasaya göre diyor ki mahkeme kararları gecikmeksizin uygulanır diyor. Uygularsın. Ortada bir mahkeme kararı da yok. Savcı yazı yazmış. Siz kalkıyorsunuz belli televizyon kanallarını, üstelik bunlardan birisi de çocuklar için yayın yapıyor. Terör örgütüne yardım, desteklik ediyor diye yasak diyorsunuz. Mahkeme ancak RTÜK'e yazabilir Kemal Bey. Başka bir yere yazamaz. RTÜK bir karar aldı. Dijitürk'ü uyardı, yapamazsınız diye. Hiçbir şey çıkmadı. Ona da şöyle diyor ki bunlar özel şirketler, kendileri yapıyorlar, bize gelen bir şey hayır, yok diyor. Hayır. O zaman lisansını iptal edecek. Lisans iptal edecek. Yani RTÜK lisansını iptal edebilir. Oturacak RTÜK, karar alacak ve lisansını iptal edecek Dijitürk'ün. Yapması gereken odur. Önümüzdeki günlerde yaparlar mı bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Yaparlar mı veya yapmazlar mı? Şimdi bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz konu budur. Mücadele yapacaksanız hukuk kuralları içinde mücadelesini yapacaksınız.
bürokratı. Peki cemaatle bir şeyiniz var mı? Paslaşmanız, bir yardımınız, bir dostluğunuz, bir iletişiminiz. Hayır, yani bizim cemaatle özel bir yakınlaşmamız, özel bir dostluğumuz, özel bir ilişkimiz zaten olamaz da zaten. Yani eşyan tabiatına aykırı zaten. Hayır, zaten olamaz yani. Biz eğer seçmen bu ülkede diyelim ki 30 milyon varsa, 30 milyon da oyuna talibiz. Yani diğer partiler nasıl talibiz? Cemaatçi de olabilir, başkası da olabilir. Efendim, ne bizi, yani bakın şimdi, cemaatin kendi kuralları olabilir, tarikatların kendi kuralları olabilir, kendi iç dünyalarında kendi programları olabilir, bu dernek de olabilir, başka bir şey de olabilir. Bizim bunlara karışma şeyimiz yok. Hukuk içinde çalıştıkları süreç. Evet, Kemal Bey, şimdi siz bu basından bahsettiniz, yani televizyona falan yapılandan. Tabii. Ama mesela sizin genel başkan yardımcınızda bazı gazetelerle ilgili olarak Beşiktaş olunca bu gazeteleri kapatacağız, bu gazeteleri şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan filan dedi. Bahsedilen işte havuz medyası denilen, evet, hükümete yakın ya da iktidara yakın medyadan bahsediyor. Mesela sizin partinizde de biz de iktidar olsak onları kapatacağız diye bir cümle duymak açıkçası benim hoşuma gitmiyor. Çünkü hani sen, ben çektim, sen de çek. Yani bana çektirdin, ben de sana çektiririm mantığıyla Türkiye'nin bir yere varması mümkün değil. Asla doğru değil. O arkadaşımı uyardım. O uyarıdan sonra en az 20 kez farklı alanlardan CHP iktidar olduğunda havuz medyasında özgürce herkes yazacak dedim. Bizi rahatlıkla eleştirecek. Hiçbir şekilde bir baskı görmeyeceksiniz. Ama kamu kaynaklarını oralara akıtmayacağım. Yani, şu anda akıtılıyor mu? Şu anda akıtılmaz olur mu? Buyurun Türkcell'in reklamlarına bakın. Buyurun kamu bankalarının reklamlarına bakın. Eğer onlardan birisi bir kamu bankasına telefon edip de Süleyman 2 milyon gönder, işçilere ödeyeceğim diyor ve bu tapeler yayınlanıyorsa kamu kaynakları nereye gittiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bunları keseceğim. Ha, kamu bankaları reklam verir mi? Evet verir. Neye göre verecek? Tiraja göre, hakkaniyete göre. Objektif kurallar koyacağız. Tirajı vardır, göre. Ona göre verir. Biz de zaten niye reklam veriyorsun diye özel bir yasak getirmeyeceğiz. Zaten. 35 bin satıyorsa ona göre reklam, 300 bin satıyorsa ona göre reklam verecek. Yani kamu kaynaklarını sırf birileri yaşasın diye sadece oralara kanalize etmeyi doğru o zaman keşke bir tiraj denetim şirketi organizasyonu kursanız da kimin gerçekliğine satılıyor. Onların hepsi çıksa olacak. Onların hepsi olacak. Çünkü bunun yani tirajlarında yarısından hangi çoğu yalan. Yayın organının tirajı nedir? Böyle objektif kurallara göre bunlar hepsi belirlenecek. Peki Kemal Bey, CHP ile ilgili benim gördüğüm bir şey var. Bir sürü vaatlerde bulundunuz. Baktığınız zaman da bunlar Batı demokrasilerinde bir, evet, partinin yapabileceği vaatler. İnandırıcı, inandırıcı değil. Şu veya bu. Ekonomiyle ilgili güzel şeyler söylediniz. Pek çok vaatte bulundunuz. Biz işte son gençlere gibi şeyler söylediniz. Evet. Koalisyon görüşmelerinde yapıcı davrandığınızı herkes kabul etti. Evet. Muhalefette, o da, evet, bu da falan. Fakat enteresan bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu bir yerde tıkanmış kalmış gibi duruyor. Yani anketlere, evet, bakarak söylüyorum. Bilmiyorum sandıklar çıkacak ortaya elbette ama anketlere baktığınız zaman işte Cumhuriyet Halk Partisi işte 25-26, hadi en kabadayısında 27, çok iyimserinde 28 falan ama böyle hani ya bu partide bir de bunu deneyelim falan diye veya ya bunlar çok iyi politika yapmaya çalışıyorlar, işte o eski hayırcı tavırlarından vazgeçtiler, evet, istemezlikçi tavırlarından vazgeçtiler, işte bakın bir şey önermiyor derdik, öneriyorlar falan. Bir artış olmuyor. Şimdi, niye artmıyor Cumhuriyet Halk Partisi? Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar mıdır yani? Türkiye'de CHP'ye oy verme olasılığı insan ağzınızda kuş tutsanız da bu kadar mıdır? Şimdi bu oran yükseliyor. CHP'ye oy verebilirim diyenlerin oranı %52'yi buldu. Öyle mi? Evet abi, çok güzel bir şey. Yani yaptığımız çalışmaların meyvelerini ağır ağır alıyoruz. Türkiye'de yıllar yılı kemikleşmiş bir siyasal yapı var ve bu yapının en azından ya CHP ne söylüyor diye kulak kabartması bile bizim için çok önemli bir olay. Ve bizim son iki seçim bildirgemiz bu anlamda kamuoyunda geniş yankı buldu. Önce ilk 7 Haziran öncesi açıkladığımız seçim bildirgesinde bu olur mu olmaz mı tartışmaları oldu. Evet. Şimdi diğer siyasi partilerde kopyaladıkları için demek ki bunlar oluyor. Artık bu konuda kaynak sorunu bakın hiç tartışılmıyor. Evet, bu seçim, bu seçim bildirgesi hiç tartışılmıyor. Çünkü hepsi olabilecek şeyler. Bu bir başka şeyi de ortaya çıkardı. Demek ki CHP bir öneriyi getirirken inceleyip sık dokumuş ve ona göre toplumun önüne getirmiş. Demek ki uygulanabilir projeleri CHP gündeme getirebiliyor. Demek ki CHP'nin kadroları gerçekten de iyiymiş. Oturmuşlar, çalışmışlar, öneriyi getirmişler ki
13 işte yıldır. Bu oya yansımıyor, enteresan. Anlatacağım. Şey. 13 yıldır iktidarda olan parti bile ondan kopya çekmeye başlamış. Şimdi bu oya ne zaman yansır? Şimdi bir toplumda değişimi ve dönüşümü böyle bir karar aldınız, ertesi gün arkanızda binlerce kişi gelecek. Bu gerçekçi değil. Sosyolojik olarak da %100 böyle hemen tepkiyi ya da etkiyi ertesi gün doğuracak değil. Bizim bakın emekliye iki maaş ikramiye vereceğimizi hala duymayan emekli kardeşlerimiz var. Hala bakın duymayan Olmuş, emekli doğru. kardeşlerimiz var. Abdülhamit'in padişahlığı zannedenler bile vardır. Yani. Dolayısıyla yani birdenbire algıyı %100 değiştirmek, eğitimli kesimlerde bunu yapmak mümkün. Ama biraz medyadan uzak duran veya işte günlük ağır sorunları altında siyaset ne söylüyor diye kulak kabartmayan çok geniş bir yüz binlerimiz var. Çok geniş bir kitle. Bakın, milyonlarımız var. Ben size gerçekten dramatik bir olay anlatayım. Şanlıurfa'dan bizim milletvekilimiz yok. İnşallah bu sefer çıkaracağız. Şanlıurfa'ya gittim sabahçı kahvesine. İşsizler oradalar. Bekliyorlar bir iş adamı gelecek de işte 3-5 kişi alıp yanına götürüp çalıştıracak. Günlük amele arıyor. Evet. Birisi bana şunu anlattı. Sizi tanıdılar mı? Evet, tanıdılar. Oturduk, konuştuk. Dedim ki ona, hala işe gidemedin mi? Dert yandı. Dedi ki, ben her gün geliyorum buraya. 60 liraya gidiyorum. Soruyorlar, 60 lira diyorum. 60 lira, saati yok işte. 8 saat, 5 saat neyse. İşimi yapıyor. Bana 60 lira para veriyor. Ve ben de onunla çoluk çocuğumun rızkını sağlıyorum. Suriyeliler geldi diyor. 30 lira olur. Hayır, 20 lira. 20 lira. 20 liraya gidiyor diyor. 20 lira da benim ihtiyacımı karşılamıyor dedim. Şimdi siz bu adama ne anlatacaksınız? Bu adamın bütün derdi o gün akşama kadar ben 60 lirayı nereden bulabilirim? İşte buna rağmen niye mesela CHP'ye oy vermiyor da gidiyor İktidar Partisi'ne veya başka biz bir partiye? Onlarla, biz onlarla diyalog kurmakta çok gecikmişiz. Bakın bunu da açıklıkla ifade ediyorum yani. Çok gecikmişiz. O insanların derdini dinlememişiz. Ben orada hayvan pazarına da gittim. İlk giden genel başkanım. Dediler ki buraya hiçbir genel başkan gelmedi. Gittik, oturduk. Çünkü onların oya yok hayvanların. Tabii yani sonuçta gittik, oturduk, konuştuk, dertleştik. İlk gidişte size hemen koşa koşa oy vermeyebilirler. Oraya ikinci gidiş, ikinci kez gittiğiniz zaman ya bir dinleyelim ne söylüyor diye. Size hiç oy vermeyen bir köye gitmiştiniz. Evet. Size sıfır oy çıkan. O köyden oy alabildiniz mi sonra? O köyden oy aldık. Kaç aldınız? İlk gittiğimde 2 oy. Siz yazmıştınız. Evet, ben yazmıştım. Afyonkarahisar'da bir köy CHP hiç oy çıkmıyor diye. Otobüste Afyon'a giderken yazıyı okudum ve şoföre dedim ki önce o köye gidelim dedi. Gittik o köye. Bir karı koca kapısını çaldık. Bir avluda adamcağız kamyon şoförü kamyonu var fakat kaçak çalışıyor. Çünkü kabin belgesi yok. Çok pahalı. Kamyondan daha pahalı. Bana şikayette bulundu böyle böyle diye. Sonra köy odasına gittik. Köylülerden dünyanın şikayetini işittik tabii. O köyden seçim sonrasında 2 oy çıktı. Sonra o köyden 8 kişi geldi partiye üye oldu. Yani giderseniz olur. Oluyor. Gitmezseniz olmaz. Gideceksiniz, oturacaksınız, konuşacaksınız. Vatandaşın derdini sabırla dinleyeceksiniz. Çünkü vatandaş aslında derdini anlatacak yer arıyor. Şimdi biz oturup da sadece işte Beyoğlu'nda yürüyüş yapalım. Efendim işte Şanlıurfa'daki kişi bize oy versin. Vermiyor yani öyle yürüyüş yapmakta falan. Oy alamıyorsunuz yani. Gidip konuşacak. Kadın kollarınız gidip konuşacak. Bakın biz... Bir CHP'li bana şöyle bir laf etmiş özürlü kadın kolu deyince. Dedi ki ya bizim hanımlar evlere gidiyorlar. Bazen gitmeseler de gittiğinde de kavga ediyorlar bak dedi. Evet. Bu bir parti içi eğitim meselesi midir? Nedir mesela? Onlar eskide kaldı artık. Şimdi bizim kadın kollarımız gerçekten iyi çalışıyor. Evlere gidiyorlar, oturuyorlar, konuşuyorlar. Bakın Muğla'dan Şanlıurfa'ya 2 otobüs kadın gitti. CHP'li kadınlar gittiler. Orada arkadaşları oldu. Telefonlaşıyorlar. Şanlıurfa'dan Muğla'ya geldi. Yani iğneyle kuyu kazıyorsunuz aslında bir yandan. Yani aslında bir anlamda iğneyle kuyu kazıyoruz. Yani geçmişte CHP'ye yönelik farklı bir algı vardı. Aslında bu algıyı oluşturan da biraz bir CHP'ydi. Yani bizdik yani. Gerçeği söylememiz lazım. Şimdi biz bunu tamamen ters yüz etmeye çalışıyoruz. İnsanlara gidiyoruz. İnsanlarla oturuyoruz, konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Bize şikayet ediyorlar. Onu da sabırla dinliyoruz. Çünkü sonuçta oy alacağımız kişi vatandaş ve o vatandaşın sorununu çözecek olan da siyaset kurumu. Yani biz çözeceğiz. 13 yıl oy verdiler. Tablo meydanda. Bir temel sorun daha var siyasette. Bizim bir siyasette. Ara verelim mi Kemal Bey? Peki. Bir reklam arası verin. Temel sorunu reklamdan sonra konuşalım. Peki.
Evet Kemal Bey, temel sorunlar dediniz, temel evet, sorun dediniz temel ve kaldınız. Sorun. Bizim siyasetin bir temel sorunu var. Siyasetçi normal siyaset yapmıyor, toplumun sorunlarını çözmüyor, din üzerinden siyaset, etnik kimlik üzerinden siyaset yapıyor. Ve bu toplumda gerginliğin kaynağı, öfkenin kaynağı ve toplum geriliyor ve kutuplaşıyor. Bu ikisi aslında bizim yasalarımıza göre yasak. Bütün uygar dünyada da yasak. Yasak olmasına karşın açık açık din üzerinden siyaset, etnisi inanç üzerinden siyaset yapılıyor. Ve bu işsizlik sorununu çözelim dediğimiz zaman din üzerinden siyasete kendisini odaklayan insan çocuğunun işsizliğini bile düşünmüyor. Etnik kimlik üzerinden kendisini çünkü odaklayan. Çünkü iş bu dünya için geçici ama din öbür dünya için evet, çok uzun kalıcı bir şey. Öbür taraf, evet. Burada süründüm var öbür tarafta diyor. Evet. Şimdi bu iki alan aslında bizim siyaset alanımızı daraltıyor. Topluma hizmeti daraltıyor ve ne yaparsanız yapın. Biz de mesela din siyaset yapalım değil mi? Mesela cumaya falan gitsiniz sıklıkla. Ya hayır ama şimdi bakın. O zaman kendi inancımıza ihanet etmiş oluruz. Yani ibadet Allah için yapılır, siyaset için yapılmaz. Nasıl yapacaksınız bunu siz? Eğer siz ibadeti Allah için değil de siyaset için yapacaksanız o zaman farklı bir Müslümanlık anlayışı çıkıyor ortaya. Ben öyle bir şey öğrenmedim. Öğrenmedik de biz. Her inanca saygı tamam. Kim inancını özgürce yerine getiriyorsa saygı göstereceksiniz. Yasak geliyorsa önündeki yasağı kaldıracaksınız. Ben bir saygı daha istiyorum. İnançsızlığa da saygı göstermek lazım. Tabii tabii. Herkes inançlara saygıdan bahsediyor. Bence inançsızlık da çok önemli bir inançtır. Ona da saygı göstermek lazım. O da farklı bir inançtır. O da ona inanmıyor. Çünkü yani inançlara saygının göre temelinde inançsızlığa saygı da olması tabii lazım. Tabii yani sonuçta insanlar kendi inandıkları değerleriyle beraber yaşayabilmeli ve özgürce yaşayabilmeliler. Buna saygı göstermelisiniz. Kimlik üzerinden de siyaset yanlış. O da yanlış bir şey. Ben kendi anne babamı seçme özgürlüğüne sahip değilim ki. Ama annemle babamla gurur duyarım. O zaman etnik kimlik siyasete konu olamaz. Peki o zaman hemen etnik kimlik siyasete konu olamaz derken bir başka siyasi parti. Geçen dönem partinize oy vermesi muhtemel seçmenlerin bir bölümünün çok da önemli olmayan belki ama sonuçta sizi belki bir puan, belki yarım puan, belki daha fazla etkileyecek bölümünün bir başka siyasi partiye, HDP'ye oy verdiği yolunda bir algı var, bir inanç var. Bana sordu. Bir de gerçek var. Öyle söyleniyor. Öyle söylüyor. Evet. Bence bu evet, da bir gerçek yani. Evet. Çünkü ben biliyorum ki bazı CHP evet, seçmeni olması muhtemel isimler HDP'ye oy verdiler. HDP dedi ki biz bu emanet oylarının farkındayız dedi. Evet. Sizce bu seçimde bu emanet oylar orada kalacak mı, size geri dönecek mi? Gelmesi lazım. HDP'nin siyasi anlayışı nasıl buluyorsunuz? Çünkü HDP yönetilen suçlama terörle aralarına yeterli mesafeyi koymadıkları veya PKK'yı yeterince yüksek perdeden kınamadıkları. Ama bir yandan da görüyoruz ki HDP'yi en fazla zayıflatan ve HDP'ye karşı en fazla gelen de PKK. Çünkü PKK'nın yaptığı her eylem aslında HDP'ye fatura ediliyor ve HDP'yi siyasetten zayıflatıyor. Evet. Buradaki açmaza nasıl bakıyorsunuz? Şimdi biz bir yardım kuruluşu değiliz. Partiliysek, inanıyorsak programına, inanıyorsak ilkelerine, inanıyorsak evet biz bir şeyler yapabiliriz, gücümüz de var, kafamız var, ortak aklımız var, Türkiye'nin sorunlarını çözebiliriz. O zaman gelip partiye oy vermek durumundayız. Ama mesela 7 Haziran seçimlerinden önce HDP'ye karşı bir tavır takınmadınız. Oraya giden hayır, oy... yani biz diğer muhalefet partilerine de özel bir tavır takınmıyoruz zaten. Yani her partinin amacı iktidar olmak. Biz Saadet Partisi'ne de Vatan Partisi'ne de karşı özel bir karşıtlığımız olmadı. Tam tersine biz her siyasal partinin %1 oy alsa dahi genel başkanı oy aldığında genel başkanının gelip parlamentoda temsil edilmesini isteriz. Yani %10 seçim barajının kaldırılmasını isteriz. Bu demokrasinin bir gereği. Niye kaldırmadınız? Bu dönem mesela kaldırılamaz mıydı bu şu kısa süreli parlamentoda? Çoğunluk partisinin evet demesi lazım buna. Yani parlamentoda çoğunluğu olan partinin evet demesi niye, lazım. Diğer 3 partinin beraber kaldırma ihtimaliniz vardı. Arzu ederlerse, istiyorlarsa biz yarın sabah kaldırırız. Bakın kaldırılması için biz kanun teklifi verdik. Üstelik defalarca verdik. Ama reddedildi. Kabul edilmedi. Bu parlamentonun meşruiyet alanını daraltıyor %10 seçim barajı. İşte meşruiyet alanını genişletmemiz lazım. Çok farklı fikirlerin parlamentoda gelip konuşmaları gerekiyor. Ya da seçmenlerin sandıkta ikincil tercihlerine oy vermesine sebep oluyor. Gerçek istediğine değil de evet, bu nasılsa giremez bari buna vereyim diye. Bari buna vereyim evet, diye.
kendi düşüncesine yakın olan partiye evet. gidip oyumu vereyim diyor. İşte bu demokrasinin katledilmesi demek aslında yani. Ama dünyanın her yerinde barajlar var. Bizde gibi baraj hiçbir yerde yok da, %10 baraj hiçbir yerde yok da 5, 4, 3, 2 barajlar var. 3 olur, 5 olur, 2 olur. Yani sonuçta bir uzlaşmayla bir baraj bulunur ve o çerçevede sorun çözülür. Rahmetli Özal 450 milletvekili varken 100 tane de Türkiye milletvekili önermişti. %1 oy alan partinin genel başkanı bir kişi olsun yani. Gelmesinin yollarını aramıştı. Aslında bu doğru bir şeydi. %2 oy alıyorsa 2 kişi, %40 alıyorsa 40 kişi, %20 alıyorsa 20 kişi parlamento girecek. Ekstradan parlamento girecek. Ya dolayısıyla hani Türkiye'de temsil adaleti sağlanmış olacak. Evet yani temsil adaleti sağlanmış olacaktı. Biz buna varız bakın açıkça söylüyorum biz buna varız. Türkiye milletvekiline varsınız. Varız tabii yani 450 normal seçim yasasına göre 100 milletvekili de %1 oy alanın da bir kişiyle temsiline yol açacak bir düzen gelebilmeli. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. İptal gerekçeleri ortadan kaldırılabilir ve iptal gerekçeleri dikkate alınarak yeni bir düzenleme yapılabilir ve parlamento daha geniş bir meşruiyet alanına kavuşabilir. Biz buna varız zaten. Bu konuda bir tereddütümüz yok. Peki HDP meselesi. Şimdi HDP meselesine gelince bakın bütün siyasi partilerin parlamentoda olsun olmasın teröre ve terör örgütlerine karşı çok açık, net tavır koymaları lazım. Terörden canımız yandı artık. Bir terörü uygun, öbürünü mesafeli koyamazsınız. Hepsine açık, hepsine net tavır koymak lazım. AKP'nin IŞİD konusunda çok net tavır koyması lazım. HDP'nin de PKK konusunda çok açık ve net tavır koymalar koyması işte. Lazım. IŞİD'e nasıl tavır konuyorsa aynı tavrın burada da konması lazım. Ki parlamentoda en azından bir ortak payda alanı olarak biz teröre karşıyız, kimden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun, topluma getirdiği bütün zararlar konusunda artık net tavır koymamız lazım. Ama fakat lakin bunların hiçbirisinin olmaması lazım. Bunu HDP koyduğu ölçüde çok daha rahat bir güç alanı kazanmış olacaktır. AKP'nin de IŞİD konusunda çok net tavır takınması lazım. Takınmıyor mu sizce? Hayır, takınmıyor. Ya AKP, evet. IŞİD'in hedefleri arasında mesela AK Parti, AKP yöneticileri de var. İyi de AKP'nin tavır takınması lazım. Niye tavır takınmıyor? Canlı bomba patladı değil mi? Mesela canlı, bununla ilgili dün Mevlüt Çavuşoğlu vardı. Bununla ilgili dedi ki CHP'nin de dedi DHKPC'ye karşı tavır takınması lazım. Bazı milletvekili DHKPC'yi destekliyorlar dedi. Biz nerede destekledik? Bu partinin genel başkanı olarak gayet açık, gayet ne söylüyorum, terör kimden gelirse gelsin, ünvanı, adı, sanı ne olursa olsun hepsine karşıyız. Bizim bir milletvekilimizi kastediyor. O milletvekili öğretmendi düne kadar. Öğretmendi. Devlet görevlisiydi. Devlet görevlisiydi. Varsa öyle bir şey, gözaltına alıp tutuklamadıysan, hesabını sormadıysan, kabahat sende kardeşim. Kendi kabahatini niye öbür tarafa atıyorsun o zaman? Yok böyle bir şey ayrıca. Böyle bir şey kesinlikle yok. Olması da zaten mümkün değil. Varsa bir şey, sen hükümet değil misin? Tek başına hükümet değil misin? Bu adam da devlet memuruydu zaten. Alır götürürdün, tutuklardın, gözaltına alırdın, sorardın hesabını. Hiçbir şey yok ortada. Ama bir insanı suçlamak, hele bu yönüyle suçlamak doğru değil. İktidar kanadında olan, yani iktidar bakanlık yapmış birisinin, hele hele bakanlık yapmış birisinin. Kardeşim sen Emniyet Genel Müdürü'nün orada duruyor, MİT Müsteşarlığı'nın orada duruyor, bilmem jandarman orada duruyor, Genelkurmay'ın orada duruyor. Bir devlet memuru terör örgütünün üyesi olursa bunu koruyan hiçbir yasa yok ki. Alır getirirsin, elinde silah tutmasına da gerek yok. Canlı bomba olmasına da gerek yok. Terör örgütü üyeliğinden alırsın, içeri atarsın, buna yasalar buna izin veriyor. Bunu yapmıyorsun ama CHP'yi suçluyorsun. Bakın ben IŞİD konusunda gayet açık ve net AKP'yi suçluyorum. Gayet açık ve net. Neden? Kardeşim Emniyet Genel Müdürlüğü canlı bombaları biliyor. Ankara bombacıları. Fotoğraflarını bulmuş. Bütün teşkilata yayınlamış. Bu adam kalkıyor Güneydoğu'dan Ankara'ya kadar geliyor. Emniyet Ankara 975 kilometre gelmiş. 500 metre yanında bombayı patlatıyor. Görüntüler var elinizde. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Engel olan kim?
Emniyet müdürünü görevden aldılar. Yani güvenlik zaafı yoktu. Çıkıp televizyonlara güvenlik zaafı yok diyorsun. Emniyet müdürünü görevden alıyorsun. Niye alıyorsun? Güvenlik zafiyeti yoksa. Kendi suçunu örtmek için emniyet müdürünü görevden alıyorsun. Açık net söylüyorum Fatih Bey. Bütün olayların tamamından AKP'nin haberi var. Tamamından. Peki mesela sizin döneminizde böyle bir şey olsa siz istifa mı edeceksiniz? Mesela Allah korusun böyle bir şey olmasın. Diyelim ki CHP iktidar ve böyle bir olay oldu. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Geçmişte de oldu. Maraş olaylarında oldu. O dönemin İçişleri Bakanı istifa etti. CHP'liydi. İçişleri Bakanı istifa etti. Birisinin siyasi sorumluluğu üstlenmesi lazım. Bunlar istifa ettiler mi? Etmiyorlar. Ki İçişleri Bakanı AKP'li değil. Efendim? İçişleri Bakanı iktidar partisinden değil. Fark etmez değil. Efendim. Bakın o dönemde olan kişinin de CHP'li olması da fark etmez. Ama siz bana o soruyu sorduğunuz için ben o örneği verdim. Maraş olaylarında dönemin İçişleri Bakanı CHP'liydi ve istifa etti. Dünya yerinde eder zaten normaldir. Böyle efendim, dünyanın her tarafında zaten bu olur da burada olmuyor zaten. Düşünün Suudi Kralı bile İçişleri Bakanlığı azletti. Suudi Kralı bile. Ya sen Suudi Kralı kadar azletti. Bile olamıyorsun. Ben Sayın Davutoğlu'na söyledim. Bakın bu iki bakanın istifa etmesi lazım. Etmiyorsa sizin azletmeniz lazım. Peki Sayın Davutoğlu sizinle yaptığı görüşmede konuşulan özel ve mahrem mevzunun açıklanmasından rahatsızlığını belirtti. Ben açıklamadım ki. Açıklamadım ki. Özel bir konuyu. Söylesen hangi konuyu açıkladın diye. Zannederim Murat Sancak mıydı? Ethem Sancak'ın yeğeninin ne yönelik saldırının faillerinin açıklanmasından yakalandığını söylemenizden bahsediyor herhalde. Kendisi söyledi. Failler yakalandı diye. Biz de tabii bir gazetenin CEO'suna saldırı yapılır da failler yakalanırsa ben bundan memnuniyet duyarım. Çünkü yani siz bunu kötü bir şey diye söylemediniz. Tabii o saldırıya uğradıktan sonra ben telefon da açtım kendisine geçmiş olsun dedim. Umarım failler bir an önce yakalanır. Sadece ona söylemedim ki. Bir gazete İzmir'de yayınlanan bir gazeteye de saldırı yapıldı. Ben o gazetenin yönetmenine de açtım telefon. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. İktidar yansı bir gazete. Sabah gazetesine yapıldı. Ben Sabah gazetesinin Ankara temsilcisine de açtım telefon. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hürriyete ilettiniz. Her yani Hürriyete de. Yani sonuçta medya hepimizin medyası. Peki Kemal Bey çok az süremiz kaldı. 4-5 dakika vaktimiz var. Kısaca toparlamak gerekirse. Seçime çok az bir zaman var. Evet. Siz ne bekliyorsunuz? Anketlerdeki sonuçlar mı çıkar? Daha mı yüksek çıkarsınız? Tek başına bir iktidar bekliyor musunuz? Yoksa anketlerine daha iyi gibi... sonuçlar bekliyorum. Kendi açınızdan. Yani daha iyi sonuçlar olmasa ne olur? Bakın. Yine bir hükümetsiz mi kalacağız? Yine bir koalisyon arayışı olacak mı? Yine bir tıkanma mı olacak? Bir üçüncü seçim mi olacak? Ne olacak? Biz üstümüze düşeni yaparız. Çünkü biz partimizin çıkarlarını değil, Türkiye'nin çıkarlarını düşünen bir partiyiz. Yani koalisyon yüzden, kapınız yine açık. O yüzden son seçim bildirgemizde de bütün otobüslerimizin üstünde de önce Türkiye sloganını kullandık. Bizim için önemli olan önce Türkiye'dir. Türkiye'nin çıkarlarıdır. Bizim insanımızın huzuru ve refahıdır. Artık siyasi gerginlikten bıktık. Kavgadan bıktık. Dövüşten bıktık. Ya yeter artık. Yani demokrasi dediğiniz şeyin özünde uzlaşma vardır. Ülkenin bu kadar sorunu varken hala kısır çekişmelerin içine siyasetin sokulması beni rahatsız ediyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben bu ülkeye huzur getirmek istiyorum. Huzuru ve barışı getirmek istiyorum. Nasıl çözüleceğini biliyorum. Bakın şunu çok açık net söylüyorum size Fatih Bey. Bu ülkenin çözülemeyecek sorunu yoktur. Hepsi çözülebilir. Yeter ki ortak... Bu ayrışma ve kutuplaşma ortadan kaldırılabilir mi kolay kolay? Kaldırılabilir. Nasıl kaldırılır? Ben başbakan olduğumda beni en sert eleştiren kişinin yine gideceğim. Kapısını çalacağım kardeşim. Benim yapmam ne gerekiyor? Siyasi partinin genel başkanı olarak bana söyle. Bana söyle. Ben onu yapacağım. Gocunmam. Kimseye küsmem. Kimseye kızmam. Beni yeter ki sert yani hakaret içermeme kaydıyla her türlü eleştiri yapabilirler. Ve ben de onlara söz veriyorum. Her türlü eleştiriden ders çıkaracağım. Demek ki benim bir eksiğim var diyeceğim. Kendime bakacağım. Eksiğim yoksa onlar eğer yanlış bilgi edinmişlerse gideceğim kapısını çalacağım. Doğrusu budur diyeceğim. Nitekim havuz medyasına da kızıyorum. Orada da bazı eleştiriler geliyor. Yanlış bir haber varsa telefon açıyorum. Bu yanlıştır doğrusu budur diyorum. Onun dışında beni eleştirebilirler. Özgürlükleri var bunların.
Zaten demokrasi de bu değil mi? Peki Kemal Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bütün siyasi parti temsil edildiğim gibi size de kolaylıklar diyorum seçimde. 10 gün kaldı. 10 gün sonra zaten neyin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. İnşallah Türkiye için hayırlara vesile olacak bir seçim olur. İnşallah Türkiye'ye huzur getirecek, barış getirecek, toplumdaki bu fay hatlarını ortadan kaldıracak bir seçim olur. Sayın Davutoğlu'yla son görüşmemizde şunu söyledim. Siyaset kurumu çözüm üretmiyor algısı toplumda yerleşmeye başladı. Bu çok kötüdür. Bu çok tehlikeli bir tablodur. Buna bizim izin vermememiz lazım. Biz sorunları çözmek zorundayız, söyledim. İnşallah. Evet izleyiciler, Show TV, Habertürk ve HT Bulunmak ortak yayında Ana Muhalefet Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettik. Umarım cevapları sizi tatmin etmiştir. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.